Bu arabayı rahat 7000-8000 dolar karla satabiliyorsunuz. Mesela şöyle eski bir trak var. Egzozu düşmüş. Alıcısı var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Yine Deutsch'un bir aracı var. Gayet de güzel araba ya. Vergisini ödedikten sonra, masraflarını ödedikten sonra yaklaşık 5-6 bin kar koyup satıyorlar. Asıl güzel iş, sermaye lazım tabii ki. Bir de araba piyasasını iyi bilmeniz lazım. Şimdi ben 24 yıldır Amerika'dayım. Yaklaşık 4,5 yıl, 5 yıldır da bu işi yapıyorum. Amerika'da dealer license'ı almak çok zor bir şey. Bu iş için ne kadar sermaye lazım senin gözünde? Yani ben diyelim ki Dinojeys olarak, ya Erkan ben dealer açacağım. Benim cebimde ne kadar para olması lazım? Dinojeys kanalından herkese selamlar, sevgiler. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım sevgili dostlar. Şu anda neredeyim? Şu anda Orlando'nun en büyük auction pazarındayım. Yani açık arttırmayla satılan araçların satıldığı yerdeyim. Yüz binlerce araba var burada arkadaşlar. Şimdi içeri geçeceğim. İçeride de araçlar kaç paraya satılıyor? Normal değeri ne kadar? Bunların hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Gördüğünüz mesela Lexus'un bir aracı, beyaz olan. Onun önünde Nissan'ın bir 7 kişilik arabası var. Bu gördüğünüz içinde şu anda driver olan, şoförleri olan araçların hepsi satılıyor. Yaklaşık 22 line var. Bu 22 line'da da gördüğünüz gibi tek tek satışlar yapılıyor. İşte biraz önce bahsettiğim Lexus acaba kaça satılacak? Bu iş nasıl yapılır? Bunun için ne tür evraklar gerekiyor? Ne kadar para ihtiyacınız olacak? Bunların hepsini tek tek konuşacağız. İçeride çok sevdiğim kardeşlerim var. Mesela şu Chrysler'in Pacifica aracı, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Opel Optima gibi araçlar bakalım kaça satılacak. Şu anda yoğun içerisi, o yüzden biraz dışarı kaçtım. Şimdi mesela şu Mercedes araç, örnek veriyorum, 25 bin dolar piyasası. Arkadaşlar burada en fazla 17 bin 18 bin civarına gidiliyor. Yani 7 bin 8 bin dolar karınız oluyor. Bu arabanın vergisi vesaire, işte şu anda şu Mercedes'in, biraz yakınlaştırayım. Şu Mercedes'in herhangi bir, hani dışında herhangi bir şey görünmüyor. Mekanikte de bir şey görünmüyorsa arkadaşlar, bu arabayı rahat 7000-8000 dolar karla satabiliyorsunuz. Ya yani çok kaliteli araçlar var. Yani ne diyorum size arkadaşlar, burada şu anda Orlando'nun en büyük auction'larından birisi. Burada 3 tane var zaten. Biri Castleberry dediğimiz bölgede, biri Winter Garden'a yakın bir yer. Ben de havaalanına yakın olan yere geldim ve yani bakın şuralar komple, hani araç, her yer araç dolu. Mesela şöyle eski bir trak var. Egzozu düşmüş. Alıcısı var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi barkod numaraları var. Bu barkod numaralarına göre araçlar satılıyor. Mesela Volvo'nun XC90, yani XC90 aracı var. Yüksek model mesela bu. 2023 modelmiş bu. Şöyle yeşil, sarı ve kırmızı pullar oluyor. Kırmızı olan yürümüyor. Sarı olan mekanik arıza var ama hani yapılır. Yeşil olan herhangi bir problem olmayan. Bakın şu Nissan Murano'da yeşil var. Mesela demek ki onda herhangi problem yok yürüyeninde. Hareket ediyor. Gidiyor muhabbeti. Bazıları çalışmıyor tabii. Bazıları burada parça için alıyor araçları. Chevrolet Suburban bile var. Bunu alacaksın. Uber Black yapacaksınız arkadaşlar. Kaç modelmiş bu ya? 2019 model. O kadar çok araç var ki arkadaşlar. Charger, Dodge Charger'ın mesela buna bakalım. Meşhur buranın arabası. Ford Mustang, Camaro. Mesela 2022 40.000'de bu araç. Aracın da gayet lastikler gidik. Lastikleri çok kötü. Şuraya kesin lastik takılması lazım bana. Şurada çizikler var. Bir de bakıyorum deliği var mı? Delikler varsa bunlar polis araçları oluyor. Polis arabalarından çıkma oluyor. Arka lastikler fena değil. İçine bakabiliyor muyuz? Açıktır herhalde. Evet açık. 2022 Dodge Charger. Güzel araba ya. Ben seviyorum bunları. Chevrolet Blazer. Yine Dodge'un bir aracı var. Bakın burada ezik var. Yine Charger bu da. Bunların da ezik var. 2022 Challenger bu. Pardon, bu bir, evet, Challenger. Gayet de güzel araba ya. Daha 33.000'de. Kaça gidecek acaba? 2020 model 84.150'de. Burası kırık. Bu problem değil. Bu yapılır. Koltuklar gidik. Leş gibi. Deri koltuk, tavan açılır, sunroof var, LCD ekran. Buna Captain kasa diyorlar arkadaşlar. Ortada koltuk yok. Benim mesela arabam da böyle. Yani şu anda fiyatlarını bilmediğim için bunların, hani bu şuna gider, buna gider, bilemiyorum. Vergisini ödedikten sonra
masraflarını ödedikten sonra yaklaşık 5-6 bin kar koyup satıyorlar. Asıl güzel iş, sermaye lazım tabii ki. Bir de araba piyasasını iyi bilmeniz lazım. Şahsen ben hani Dinojace olarak bir dealer atsam ben uzak doğu araçlarını tercih ederim arkadaşlar. Yani Toyota'sı, Honda'sı, Hyundai, Kia. Hem bunların parçaları ucuz, hem işçiliği kolay. Ama bilinmedik bir araba aldığınız zaman, bilhassa Amerikan araçları, burada parçaları da pahalı. Mesela Ford, evet burada çok satılıyor. F-150 mesela bu. Truck çok satılıyor ama parçası pahalı. Mesela 2012 model 55.000'de, adam hiç kullanmamış. 12 yaşında araç. Abi bu tür yani temiz olan, mekaniğinde problem olmayan, dışında fazla problem olmayan aracı alacaksın. Ucuz yolla alacaksın ya da sürümden kazanacaksın. Şimdi bakıyorum içeride bir sürü arkadaş var. Kağıtlar havada uçuşuyor. Tıkır tıkır adam var, sipariş veriyor, alıyor. Parası olan alıyor işte. Param olsa hepsini alayım. Alayım satayım ama işte para. Ana baba günü burası. Hem sıcak. Ben de hırka giydim sabah serin olur diye. Şimdi yanıyorum, pişiyorum burada. Ford Mustang geldi, bakalım kaç paraya gidecek. $11,200, $11,700, $11,800, $11,900, $11,100, $11,600, 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 $11,600
Erkan da burada biraz önceki giden beyaz trak arabaya fiyat veriyor. 14.800 verdiler. 14.800 değil mi? 14.800. Evet, 14.800'e Erkan arabayı aldı. Listeler de burada sevgili arkadaşlar. Biraz sonra zaten bunları ayrıntılı anlatacağım. 2019 Ford Mustang 71 bindi araç. 2200 oldu. 2400, 2600, 2800, 3000. Evet, şu araba 3000'e satıldı. Gördüğünüz Toyota Prius marka araçlıya biraz sonra arkadaşım Erkan teklif verecek. 2007 Toyota Prius açılış 2000'den oldu, 2400 oldu. Erkan 2600 verdi, 2800 oldu, 3000 oldu, 3200 verdi. Evet, Erkan 3200'e aracı aldı. Evet sevgili dostlar, şimdi auction'dan çıktık. Sevgili Erkan dinlenmeye geldi ve otelde bizi karşıladı. Bir kere bugün bana zaman ayırdığın için ve takipçilerimize bu videoyu çektirdiğin için, bize bu imkanı verdiğin için ben hem arkadaşlarım adına hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Erkan Çakar kimdir? Böyle bir kısa senden bir bahsedelim. Kaç yıldan beri Amerika'dasın ve kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Şimdi ben 24 yıldır Amerika'dayım. Yaklaşık 4,5 yıl, 5 yıldır da bu işi yapıyorum. Bundan önce de bir sürü işler yaptım tabii. Restoran sahibi oldum, araba tamirciliğinde biraz çalıştım. Çalışmadığım yer kalmadı Amerika'da. Bu işin güzelliği, saatleri çok güzel. Memur gibisin, sabah 9, akşam 5, 6. Diğer işlere nazaran bu daha iyidir. Yani diğer işlerde restoran işi mesela daha uzun çalışılır. Yaklaşık 15 saat, 16 saat günde çalışılır ve doğru düzgün de izin alamazsınız. Bu işi yani yapmak için hangi şartlar gerekli, nasıl açıyorsun? Yani dealer ruhsatını nasıl alıyorsun ve auction'lara nasıl giriyorsun? Buradan bir başlayalım. En baştan başlayalım. Amerika'da dealer license'ı almak çok zor bir şey değil. Bir toprak lazım, yaklaşık 5 tane araba park edebilmeniz lazım. Küçük bir ofis, 10x10, Türkçesi 10x10. İçinde bir bilgisayar, bir masa, bir tane kabinet, böyle dosyalarınızı koyabileceğiniz kabinet. Ofis olacak. Ofis, yani. Küçük bir ofis olsa yeter ve bu arsanın da çevrili olması lazım. Tel örgü ya da tahtalarla. Tabii tahtalarla bir şeyle çevrili olması lazım. Dealer license'ını almak o da çok zor bir şey değil. Bu ofisi açtıktan sonra tabii size kira kontratı lazım olacak. Leasing. Bir tane lease lazım olacak. Sonra bir sigorta almanız lazım olacak. Ve burada Amerika'da dealerların bond diye bir şey var. Bond diye, yani o da bir nevi ün sigorta diyelim. O da lazım olur size. En önemli şey nakitinizin olması lazım. Bankada bir nakit mi göstermeniz lazım? Yok, öyle bir şey değil. Araba alabilmek için nakitiniz olması lazım. Yani bunun bir derecesi var mı? İşte 10 bin dolar, 20 bin dolar var mı bunun bir şeyi? Ya şimdi arabalar ortalama düzgün, hani şöyle Türkçe'de bir laf vardır, eli ayağı düzgün. Bir araba aldığınız zaman 5 bin lira falandır. 5 bin dolar. 5 bin dolar falandır.
Yani ne kadar düzgün de desek biraz masrafı oluyor. Boya masrafı oluyor küçük. Yani böyle motorda falan zaten öyle bir masrafı saymıyorum ben onları. Ama küçük mesela böyle dashboardda check engine falan olur. Ya da ACC çalışmaz. Biz bunlara küçük masraflar deriz. Bazı öyle küçük şeyler çıkabilir. Yani ortalama 6.000 liranız gider. Şimdi 10.000 liranız varsa bu 6.000 lirasını zaten kullandıysanız 3-4.000 lirada hani sizin giderleriniz de olacak. Yani elektrik faturası da olacak. Vergisi de olacak. Hani onu kullanamazsınız zaten. Yani 10.000 dolara bir araba aldığınız zaman bunun satımı da belki bir ay sonra gelirmiş. Tabii hemen de olmayabilir. Ha, yani siz de bunu tabii 20.000 dolara satacak değilsiniz o arabayı. O arabayı satacağınız en büyük rakam 9.000 lira falandır. 9.000 lira ödediğiniz zaman bunun bir de satış vergisi oluyor. Yani size 2.000 lira falan kalır. Yani 10.000 lirayla bir dükkan dönmez. 20.000 lirayla da dönmez. Çünkü aldığınız bazı arabalar siz... Biz mesela ben araba alırken dikkat ettiğim şeyler var. Ben her zaman açık arttırmalara giderim. Önceden giderim. 3 saat, 5 saat önceden giderim. Listemi yaparım. Bilgisayardan bakarım web sitesinden. Listemi... Hazır listeler. Böyle küçük listeler yaparım. Tabii biz bunun kazasına da bakarız. VIN number'ından. Tabii VIN numarasından kazasına da bakarız. Yelengine bakarız, içine bakarız. Resimleri vardır internette, web sitelerinde. Arabalara böyle bakarız. Kazalarına bakarız. Ne kadar büyük, ne kadar küçük. Bazı arabalar vardır. Hava yastığı patlamıştır. Yani ona göre fiyat biçeriz ona. O arabalar çok ucuza gider. Yeni de model olsun. İşte 2020-22 model arabayı 4.000-5.000 dolara airbag'i patlamış alma şansınız vardır. Tabii Mercedes olmazdı. Nissan Sentra olur. Hani biraz daha ucuz araba olunca. Neyse biz bunları listeyi yaparız. 3-5 saat auction'a açık arttırmaya erken gideriz. Ve orada arabaları check ederiz, kontrol ederiz. Motorunu çalıştırırız, gaza basarız, ACC'ni çalıştırmaya çalışırız. Radyosu çalışıyor mu? Havalandırması çalışıyor mu? Vitesi atıyor mu? Bazı auction'larda arabayı kullanmaya izin verirler ama çoğu auction'larda vermezler. Kaza riski olur diye vermiyorlar. Tabii, evet, aynen öyle. Kaza riski olduğundan dolayı. Tabii ben de arabayı full check etmiyorum. Yani gidip altına girip yağ kaçırıyorum. Onlara da bakmıyorum. Şans işi. Biraz da şansa bağlı ama görüyorsun yani sesten veriyor. Zaten önemli olan şey motordan ses gelmemesi, şanzımanın artması. Geri kalan şeyler benim çok umurumda da değil yani o kadar. Ya 3-5'ine bakmıyorsun. Ya 3-5'ine bakmıyorum onların. Geri kalan şeyin bakmıyorum. Zaten buradaki auction'larda sen de gel gördüysen yeşil ışık ya da kırmızı ışık diye bir şey var. Onu söyledim ben. Yeşil, kırmızı ve sarı. Aynen öyle. Pullar var. Kırmızı ışık arabalar olduğu zaman bir sorun var. Ama sorunun ne kadar büyük olduğu adam size söylemiyor. Yani satan... Büyük soru işareti. Tabii. Sorun ondan dolayı biz gidip çalıştırıyoruz. Bazen sorunlar o kadar küçük bir şey olabiliyor ki mesela check engine'de speed sensor diye bir şey vardır. Hız sensörü. Walmart'ta burada Walmart'ta 10 liraya satılıyor. Onu takması da zaten kendin bilebilirsen takabilirsen hani en güzel hani en pahalı mekanik bile 100 dolara takıyor onu. Bizim yanımızdaki mekanikler 40 liraya falan. Yani 50 liraya çözüyoruz bazen. Bazı kırmızı arabalar var. Motor tak 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 vuruyor. Ben bugün çok gördüm. Bu büyük sorun. O motorun değişmesi lazım. Parçayı bulsan bile işçilik burada. İşçilik çok arkadaş. Tabii. Yani parçayı belki 20 dolar 30 dolara çıkmacıdan alıyorsun ama onu taktırman usta diyor ki 300 dolar. Tabii. Şimdi Allah'tan yani Erkan da mekaniği biliyor. Bir de kameranın arkasında Yücel var. Yücel yani yıllardan beri bu işin içinde tam bir mekanik ustası. Yani ikisi birbirini öyle bir tamamlıyor ki yani mekanik. Şimdi bir de bu işte piyasayı da çok iyi bilmeniz lazım. Atıyorum bir Toyota'nın kaça gideceğini belirli eyaletler sadece Florida değil Amerika'nın belirli eyaletlerinde kaça gideceğini de iyi bilmeniz lazım. Bu iş tam bir analiz işi arkadaşlar. Analizi iyi yapmanız lazım. Biraz matematiğiniz bu konuda hani hızlı pratik bir şekilde çözmeniz lazım. Dediği gibi 3 saat 5 saat önceden gidip sadece mekaniğe değil o arabanın VIN number'ını bakıp işte kazası var mı, bu araba kaça gider, piyasada ne kadar kar yaparım. Erkan'ın galerisinde o arabanın bir ay kalması onun için bir zarar. Zarar. Aynen. Yani bu işte al gülüm ver gülüm. Hemen o parayı nakide çevirmesi lazım Erkan'ın. Araba hani araba kaldı ya aman kalsın bir şey olmaz demekle olmuyor bu işler burada. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Yani şimdi, benim bildiğim bu. Şimdi ben o konulara çok girmeyeceğim ama ben çok batanı gördüm yani. Batanlar çok, değil tabii mi? Batanları çok gördüm. Çünkü araba satışı Amerika'da en böyle ateşli olduğu dönem vergi sezonudur. Hani income. Hani böyle vergilerini yaptıkları zaman devletten biraz para alırlar. 3.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira alan olur. Hani olan oluyor işte para alanlar oluyor. Bu da hangi aylara denk geliyor? Ocağın ortasından Nisan, Mayıs başına kadar yani o 3-4 aylık bir dönemde çok güzel satışlar olur. Bütün galericiler para yapar. Ama ondan sonraki dönemde aynen böyle düşer. Yani siz şimdi 12 ayın 4 ayı çalışıp 8 ayı tabiri caizse yatma
diye bir şey yani gerçekten de yatıyor yani. Ben önceden öyle yapmıştım. Şimdi benim işim, ben o konuları çok bilmeyeceğim çünkü çok bilmiyorum. Erkan'ın biraz auction'dan daha farklı. Yani auction'dan arabayı alıp tekrar auction'a satıyor. Parayı direkt çeviriyor arkadaşlar. Yani kendi dealer'ında tabii ki araba var ama çok araba tutmuyor. Daha çok işte Orlando'dan alıyor arabayı. Örnek veriyorum, Dallas'taki auction'a gönderiyor. İşte truck'ını ayarlıyor. Araba buradan gidiyor oraya. Oradan satışını yapıyor. Peki bu iş için ne kadar sermaye lazım senin gözünde? Yani ben diyelim ki Dino Jace olarak, ya Erkan ben dealer açacağım. Benim cebimde ne kadar para olması lazım? Hani bir 100 bin olur. Ya minimum 100 bin. Ha, 100 binin altında girmeliyorsun bu işe. Çünkü sen 3-4 ay hangi dönemde açacağına da bağlı değil. Ondan sonraki aylarda hani para yapamazsan oradan seni biraz daha çevirir. Bu işte büyük oynamak. Yani bu işte ne zaman nasıl paralı yapılıyor biliyor musun? Benim yaptığım iş çok farklı. Ona geçeceğiz. Ona konuşacağız daha da. Şimdi benim bu işte en güzel parayı yapan faizle satan. Sen gidersin 1000 lira cebinde para vardır. Gidip 5000 liralık araba alırsın, 1000 liralık down payment, peşinat diye verirsin. Ondan sonraki kalan 4000 doları da faiziyle ödersin. Bu böyle çok müşteri bulursun. Ama şimdi o 4000 doları faizle ödediğin zaman müşteriye de 8000, 5000 lira kalır bir. Ya Türkiye'de de var. 8000 lira, 10000 lira, belki 15000 lira adamın kredisine bağlı. 10-15 bin liraya bile satabilirsin. O zaman ne yaparsın? 5000 lira kredinin 3 katından para kazanırsın. Bir, hem de kısa sürede yapıyorlar yani. Böyle 5 yıl, 10 yıl falan da ödeme yok ki yani. En fazla 2 yıl, bilemedin. O da yeni modellerde 3 yıl. Evet. En fazla. Çoğu insan da 1 yılda bitirmesini ister çünkü eski araba sattığı için. Tabii. Yolda bozuldu kılır, adam ödemeyi bırakır. Tabi o işin de riskleri var. Yani adam arabayı alır, kaçırır, ödemez bir şey. Uğraş baba, boş dur. Yani ben o işlerden fazla bilmiyorum ama onların ayakta kaldığını ve para yaptığını biliyorum. Geri kalan küçük dealerlarsa ise böyle işte 5000 lira alıp, nakit müşteriye satmak isteyen varsa bu sefer ne yaparlar? Arabayı 5000 liraya aldıkları zaman onlara auction fee'si, işte tamiratı düz hesap 6000 lira diyelim. 9000 liradan koyarlar. Araba bir hafta sonra satılmadı mı? 8500'e düşür. Yani düşürdükçe düşürürler. Çünkü adamın orada 6000 lira kapitali var, şey, nakiti var. Bekliyor orada. Tabii bekliyor. Yani adam orada zarar ediyor o gibi. O parayı yatırmaz ki. Tabii. Çünkü 5000 lirayı çevirdiğin zaman çok para yaparsın. Sen yani 5000 lira 3 ay sonra 2000 lira kazandıysan o para değildir ki. Evet. Hani git bir yerde şoförlük yap daha iyi. Ondan dolayı ne kadar çok inventory, araba inventory, ne kadar çok çeşit diyelim, çeşitli arabanız varsa tabii o kadar müşteri profil şeyinizle, Türkçesini onu da bilmiyorum. O da o kadar çok olur. Müşteri çoğunluğu varsa. Tabii ne kadar o kadar çok müşteriniz daha çok olur. Şimdi benim yaptığım işe gelirsek ben ne yapıyorum? Benim için arabanın rengi, cinsi, büyüklüğü, küçüklüğü hiç önemli değil. Yeter ki ucuza alayım. Bizim buraya geldiğimiz Orlando'da yaklaşık pazartesi günleri 400 tane araba açık arttırmaya çıkar. Salı günleri 900 tane çıkar. Çarşamba günleri 3000 taneye yakın araba çıkar. Yani 5000'e yakın araba 3 günde. Tabii 3 günde 4500'de 5000 ara 4500 civarında araba çıkar. Ben bunların internette tabii web sitesinde hemen hemen hepsine bakarım. Ya bakarım dediğimi hemen gidip her birini açıp bakmam içine. Mağlıcılarına bakarım. Benim kriterlerim vardı. 120-130 bin. Üstü olmayacak. Olmayacak. Çok eski olmayacak. 2011 ve altı olmayacak. Sonra ben structural damage dediği zaman ana şasede herhangi bir damage'i şeyi olmayacak. Hasarı olmayacak. Hasarı olmayacak. Airbag'i patlamış olmayacak. Şimdi bugün Erkan iki araba aldı. Bir tanesi 2007 Toyota Prius ama bunu kendisine aldı. Şirketin adına aldı. Yani hani biraz önce dedi ya 2010-2011'in altını almıyorum. Kaça aldı? 3300 dolar aldı ama kendisini aldı. Bir araba daha aldı. 14.800 dolara. Şimdi Erkan bu arabayı aldığı zaman fee parasını ödüyorsun. Belirli vergilerini ödüyorsun ve bunun satışını kaça yapacaksın? Şimdi aldığım araba 14.800 dolar bugün o ikinci araba. Markası 2019 Ram'di. Bana bunun çıkış 14.800'e bende kaldırdı. Yani el kaldırdı. 14.800'e bende kaldı. Tabii açık arttırmanın insanları da para yapmak zorunda. Tabii. Açık arttırma. Onlar da yaklaşık 480 lira bir para şarj ettiler bize. 15.300 lira düz hesap 15.300 lira diyelim. 15.300 lira çıkış oldu. Auction'dan çıkışı 15.300 lira. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Ben dediğim gibi benim işim gerçekten biraz farklı. Ben eğer bir araba aldıysam çoğunlukla onun müşterisi hazır. Ben boşu araba almam.
Hani bunu şey için söylemiyorum. Ben benim bir alıcılarım var. Bana aynen öyle bir kriterlerini söylerler. Kazası olmasın, şu renk olsun, şu kadar mağlucu olsun, işte temiz olsun, bilmem ne olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ben ona, bana derler ki bu arabayı bana bul. Biz sana 18 bin dolar ya da 19 bin dolar para veriyoruz. Hı-hı. Ben de gidiyorum o arabayı buluyorum. Hasar şeyini yapıyorum işte. Tabii önceden Carfax'ine, işte siciline falan bakıyorum, temiz mi, memiz mi? Surveylik yapıyorsun. Aynen öyle. Her şeyini yapıyorum. Gidip arabayı da çalıştırıyorum, ediyorum, bakıyorum. Motor güzel çalışıyor mu, işte şanzıman atıyor mu, transmission'da bir sorun var mı, yok mu? Alıyorum, ucuz almaya çalışıyorum. Bugün aldık işte 14.800 liraya aldığımız araba, 15.300 lira bana çıkış oldu. 19 bin liraya müşterisi hazır bekliyor, 19 bin dolara. Tabii onlar da bana bir 300 lira para charge ediyorlar. Yani yaklaşık o arabanın bana kostu, düz hesap her şeyle birlikte, çünkü bunu ben tırla getireceğim. Tabii. 16 bin dolar düz hesap diyelim. Yani yaklaşık 3 bin lira karım olacak o arabada. Yani bu 3 bin lirayı işte senin burada gelip 3 gün Orlando, çünkü Erkan Orlando'da kalmıyor. Jacksonville'de kalıyor, yaklaşık buradan bir 2-2,5 saatlik bir mesafede, işte otel masrafı bilmem ne falan, dediğin gibi o fiyatlara kalıyor. Yani 3 bin dolar buradan sadece bu arabadan kar mı? Tabii. Anladım. Senden şöyle bir söz almak istiyorum. Ben bir de kısmet olursa Jacksonville'e de gideceğim. Oradaki auction'da daha detaylı çekme şansım var. Çünkü Erkan oradaki herkes tanıyor. Zaten gerekli bilgileri verdi. Sizler de eğer Erkan'a bu konuyla ilgili sorularınız varsa videonun altına yazarsanız, bir dahaki çekimde biz zaten yine Erkan'la yan yana geleceğiz. O zaman ben sizin adınıza bu soruları sorarım. Kısmet herhalde hafta ya da iki hafta sonra ben tekrar bir auction'a geleceğim. Yine bir video çekeceğim. Çünkü hakikaten güzel arabalar var. Böyle canım da istiyor onları almak gücümüz olduğu kadar. Yani Erkan'a da teşekkür ediyorum. Bir kere benim bu zevkimi yaşattığı için. Hakikaten ben araba hastasıyım arkadaşlar. Bugün gördünüz de charger'lar falan vesaire, bir sürü araba vardı. Sizler de hangi arabayı çekmemi istiyorsanız videonun altına yazın. Sana tekrardan çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Yorgun ve argın bir şekilde geldim, videoya katıldım. Başka bir videoda tekrar seni ağırlamak isterim. İnşallah. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.